Yani kuzuydu, şeydi, çocuktu, bebekti derken ne kadar keyifleniyor. Allah çocuklarımızdan bir dakika bile ayrı koymasın. Şimdi bizim biliyorsunuz 13, 14 ve 17 yaşında 3 tane çocuğumuz kayıp. İstanbul Avcılar'dan kayıplar. Dün aslında o kadar çok kişi aradı ki ve bütün arayanlar hep Avcılar, Avcılar, Avcılar'da gördükleri. Çocuklar zaten Avcılar'da yaşıyorlar. Fakat arkadaşlarımız da dün iki ekip halinde Avcılar'daydı. Hani tamam. Dün sabah ya da hani önceki akşam gördük diyen kimse yok. Ve en son Antalya'ya gitme konularını öğrendik. Ama çocukların ceplerinde paraları da yok. Bir de yaşları da çok küçük. Bugün aramızda Berkay'ın babaannesi var. Canım benim. Sen mi bakıyordun Berkay'a da? Ağlama tamam. Berkay'ın galiba annesi vefat etmiş. Evet, 6 yıl oldu. 6 yıl mı oldu? Allah rahmet eylesin. İşte baba çalışıyor, babaanne bakıyor çocuğa. Şimdi daha büyük bir sorumluluk duygusu içerisinde ayrı bir üzüntü. Allah yardım etsin, Allah yardım etsin. Berkay da bu iyice küçük görünen, hani gözlüklü olan, o da onun babaannesi. Berfin'in zaten 2005 doğumlu, yaşı çok küçük. Diğeri de 17 yaşında ama şimdi onlara göre 17 büyük gibi gözükse de o da çocuk. Yani o da küçük. Ceplerinde paraları yok. Hatta babaanneciğim senden galiba para istemişler. 2,5 lira vermişsin. 2,5 lira verdim. Niye para istedi senden? Ne dedi? Her gün isterdi zaten o kadar. Ben mi verdim? Yok, o gün bir kahvaltı falan bir şeyler demişler ya. Kahvaltıya gitti, geldi. Berfin'le birlikte geldiler bize. Ondan sonra... Of, konuşamayayım ama. Kıyamam ben. Berfin'le beraber geldiler. Baba ne dedi, yok mu dedi, hiç ufaklık para ver bana dedi. Ben cebimde bak dedim, yavrum dedim, bak ne kadar fazla aldı dedim. O da 2,5 lira vardı zaten, biliyorum ufaklık. Aldı onları, biz Berfin'le biraz dedi, dolaşmaya çıkacağız dedi. O çocuk geldi saat 10,5 sıraları bize. Batuhan mı? Evet. He. Teyze ben o Berkay'ı dedi kahvaltıya çıkaracağım dedi. Ben de dedim sen kaç yaşındasın dedim, Berkay kaç yaşında, sen dedim nasıl dedim çıkarabilecekmişsin benim torunumu dedim. Berkay diye babaanne diye gönderme beni diye. Herhalde o ileriki günlerde yapmış ona bir şey. Gönderme beni dedi. Gönderme diye, söyle ona gitsin diye. Ama gene ne yaptı bilmiyorum, tehdit bir şey mi etti, telefonla konu, telefon açıldı Berkay'a. Gene beni dinlemedi, Berkay gitme dedim yavrum dedim. Bir gün, önce de akşam üzeri gelmiş. Pazar günü de akşam iftardan sonra geldi. Ben onu dedi teravihe götüreceğim Berkay'ı dedi. Babası da dedi, bu sen kimsin dedi, ben tanımıyorum seni dedi, ben gönderemem dedi çocuğum dedi seninler dedi, sen büyüksün dedi. Ben de çıktım, sonra ben namaz kılardım, hemen ben de namazı bitirdim. Çıktım mı dedim, hiç hiç olmaz dedim. Teravihe de gönderdiniz mi? Göndermedik. O akşam göndermedik, sabahsı yine yani geldi. Yani valla burada şöyle bir sıkıntılı taraf var. Hadi diyelim ki Batuhan Berkin'i sevdi de hadi onunla arkadaşlık edeyim dedi. Fakat vallahi 17 dedi. Yaşındaki Batuhan'ın 14 yaşındaki Berkay'la arkadaşlık etmek istemesi hiç normal değil. Hiç normal değil. Yani bunu çocuğu ya da kardeşi olan herkes evet. Bilir. O 17 evet. Yaşındakiler 6 ay küçük mesela, onu bile beğenip onunla konuşmuyorlar. O benden küçük diyorlar. Evet. Niye bu 17 yaşındaki çocuk bu 14 yaşındaki çocuğa gel teraviye, gel kahvaltıya, gel bilmem ne desin? Hiç sağlıklı bir şey değil yani. Ben dedim yavrum dedim, ben bu işte dedim hiç şey değilim dedim. Ben de şüpheliyim bu çocuktan dedim. İstemiyorum seni göndermeye dedim Berkay'a. Babaanne o çok iyi bir abi dedi. Özür dilerim. Berkay'ın beni gönderme babaanne demesi daha ilginç bir bulgu. Bana öyle bir, dedi. Bana birkaç tane beni telefon gönderme geldi. Demesi. Afişlerin altındaki telefon benim numaram. Demek ki günlerde ona bir şey yapmış o. Tehdit mi etti, ne yaptı bilmiyorum şimdi. O kaçırdı bizim yavrularımız. Berfin'le ikisini tabi Batu yaptı. Hiç izlemesin annesini, kaçırmak yok falan diye. Kaçırdı, bitti. Kaçırdı o kadar. Bana birkaç tane telefon benim geldi. Benim yavrumum buldu. Aynı bir şekilde. Araba kırmızı bir arabaya bindirip çocukları gezdiriyormuş. Bir de motosikleti varmış. Motosikletle gezdiriyormuş çocukları.
Hatta o motosiklet davasını anlatan bir bayan ve mahalleden bir bayan. Ablacığım dedi, benim oğlumu da dedi motosikletle gezdirirken ayağını yakmış dedi. Ben kızdım dedi. Hani sen büyük bir çocuksun, benim çocuğumla ne işin var? Sen karışma, ben istediğim çocukla gezerim. Sen ne karışıyorsun dedi bana dedi. Hatta o numaraları da ben içeriye kendi verdim. Kendi yaşıtları yok mu avcılarda da sizin olmaz bu olur mu? Bunlar 8 kişilik bir grup ya. Halinde dolaşan kişilermiş. Ben duyum aldım. 8 kişi böyle dolaşıyorlarmış. Küçük çocukları kandırıp başka şeyler de yapıyorlarmış. Biz sadece ben teyzemle birlikte geldim. Biz yavrularımızı istiyoruz. Tedavilerini yaptıralım. O ne isterse onu yaptım. O ister bulunsun ister bulunmasın benim hiç umurumda değil. Ben afiş yaptırıp resimlere bastırıp duvarlara astım diye annesi beni arayıp tehdit etti. Ve döndü dedi ki sen benim oğlumu ifşa ediyorsun. Seni dedi biliyorum ben dedi yapacağımı. Dedim valla ben adresim belli, evim belli. Buyur gel istediğini yap. Telefonu suratına kapattım ve o günü ben o bana o telefon geldiğinde ben karakoldaydım. Ha benim umurumda değil. Benim evladım evime gelsin. Rabbim benim canımı alsın. Ama ben evladımı istiyorum. Ben, tövbe ya Rabbim öyle ben söyleyeyim. Evladımı istiyorum. Ben de Berfin'le Berkay gelsin. Berfin'le Berkay gelsin. Batuhan oğlum. Benim umurumda bile değil. Ne yaparsa yapsın. Çocuğun ilk kaçışı değil. İlk vukuatı değil. Karakolda karakol amirleri de şahittir. Bizim yanımızda babası döndü dedi ki 17 yaşını bitirmeye 2 ayı var. 2 ay sonra 18 olsa da üstümden düşse karakollardan kurtulsam ne hali varsa görse dedi. Buna karakol amirleri de şahittir. Sıkıntılı bir çocuk ben yani. Ben evladımı istiyorum. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben evladımı istiyorum. Oğlum öldü de ben onun yerine koydum da onu. Olmadan yaşayamam. Ağlama tamam. Şimdi tabii Üsküdar Çocuk Şube muhakkak harekete geçmiştir. Geçtiler, beni aradılar. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Çocuklar ortada olsalar, birileri bunlara kol kanat germese. Kol kanat derken iyilik anlamında söylemiyorum bu kol kanatı. Var. Belki yanlış bir tabir. Yani bunları bir şekilde birisi faydalanıyor. Aynen. Yöneten var, faydalanan var. Hayır. Maalesef. Onlar artık kaç gün olmuş pazartesiden bu yana İstanbul'da nerede yaşayacak bunlar? Bak en son 2,5 lira verdim diyor. Berfin'in yanında da hiç parası yok. Yok. Hadi o da bir yerden bulsun 2,5 lira 5. Hadi diyelim yanlarındaki telefon hani yanındaki Berkay'ın yanında telefonu vardı. Hadi telefonu sattılar hadi birkaç gün daha idare ettiler. Ama nerede idare edecekler hayatım? Ama işte onu anlatmaya hayır, ben şimdi 13 yaşındaki hadi, halimi düşünüyorum. Yattın? Nerede kalacağım nerede ben? Nerede yattınız? Nerede kaldınız? Gezmediğimiz inanır mısınız 46 yaşındayım ben. Sabah 6'lara kadar sokak dolaşıyorum. Benim bütün ailem. Bizim de babası dün sabah çıktılar. Yeğeninden, kızımın, torununla benim büyüğünden. Akşam toplandılar. Akşam gene çıktılar. Sabah karşı saatte. Ya bizim arkadaşlar da dolaştılar. Bakın bir izleyelim. Biz de dolaştık. Her tarafa ilanlar astık. Herkesle konuştuk. Evet, tanınan çocuklar avcılarda tanınıyorlar. Evet. Ama benim için yakın tarihte görmesi önemli. Kaybolduğu gün gören, ertesi gün gören de var avcılarda. Ama sonrası yok. Sonra bir Antalya mevzusu geçti. Bakın bir izleyelim. Kızım Berkay ile birlikte merdivende oturuyorlar. Annem bakıyor. Aradan işte bir saat, yarım saat kadar sonra tekrar bakıyor yoklar. Ya burada merdivende otururlar. Benim evim ikinci kat zaten. Ya da karşıdaki merdivende otururlar. Hani gözümüzün önünde otururlar. Top oynuyorlar şey yapıyorlar. Tamam. Hani hepsi birbirleriyle arkadaşlar. Berkin'in ailesine bir yakın mı? Bir gidelim onlarla. Yakın görüşelim. Yakın. Bak
Pazar günü akşamsı şu çocuk geldi bize ezandan sonra. Dedi ben dedi Berkay'ı dedi teraviye götüreceğim dedi. Babası da dedi sen kimsin de dedi götüreceksin Berkay'ı dedi. Biz seni tanımıyoruz dedi. Ha, biz Berkay'la tanışıyoruz dedi. Olmaz dedi babası bir yere gidemez oraya. Ha, o zaman gitti o. Sabahsı saat 10-10.30 sıralı. Geldi bu. O zaman sakallıydı. Teyze ben onu kahvaltıya götüreceğim. Dedim sen kaç yaşındasın dedim. Berkay kaç yaşında dedim. Nasıl götürecek misin sen o kahvaltıyı? E Berkay da zaten 3 gün olmuş onunla tanışalı. E sonra aldı gitti. Yarım saat sonra gelecek dedi. Yarım saat sonra Berfin'de Berkay geldi bize. İzledi paran yok mu dedi. Birkaç lira dedi. Veya bana da dedi. Tamam çocuğum dedim. Bu asa cebimde dedim. O da 2,5 lira vardı biliyorum ufaklık. O 2,5 lirayı aldılar. Çıktılar Berfin'le. Bitti o gidiş. Yavrum Berkay'ım. Gel yavrum ben sensiz. Dayanamayayım yavrum. Bunlar burada hep oynuyor. Bu kızı tanırım ben. Görmüşsün tamam. Benim kızım zaten. Bunu da görmüşüm. Beraber de okuldan böyle geliyordular fazla bir şey bilmem. En son ne zaman gördünüz onu hatırlıyor musunuz? 3-4 gün oldu belki ya. Burası kapalı pazar. Burada paten kayıyorlardı. Tamam buralara da yapıştıralım. Sadece ikisini tanıyorum. Yanındakini tanımıyorum. Balık tutarken görüyorum. Burada gördüklerinde en son buraya kumsala geldiler. Ondan sonra buradan çıkıp gittiklerinde de daha ben haber alamadım. Bu çocuğu görmedim ama bu iki arkadaş vardı yanında. Yanında bir kişi daha vardı. Onu tanımıyorum. Nasıl biriydi yanındaki? Kaç yaşında? Uzaktan tam dikkat edemedim ama küçük. 14-15. Yaklaşık 9 gün öncesini söyleyeyim. Bu çocuk kaçırdığını söylüyorlar. Polise de vermişler. Bu çocuğu da arıyorlar. Üçünü bir de birlikte. Sadece ikisini gördüm. Yanında da uzaktan bir çocuk vardı ama bu çocuk muydu değil miydi? Tam çözemedim onu uzaktan. Çalışıyordum çünkü. Tam da adapte olamadım oraya.